AK Parti Afyon Milletvekili Avukat İbrahim Yurdun'u seven, AK Parti Kütahya İl Başkanlığı'nda gündemdeki konularla ilgili çarpıcı açıklama yaptı. AK Parti Afyon Milletvekili Avukat İbrahim Yurdun'u seven yaptığı açıklamada Cumhuriyet Halk Partisi'ni eleştirdi. AK Parti Afyon Milletvekili Avukat İbrahim Yurdun'u seven yaptığı açıklamada şunları söyledi. Birinci olağan kongre sözü başlattık ve yaklaşık 2 aylık bir süreç içerisinde Kütahya'ya geliş gidişlerimiz oldu. Her günde teşkilatlarımızı tek tek kontrol ettik, tek tek tebayüller yaptık, inceledik ve neticede bazı ilçe başkanlarımızın değişmesine, bazıları ise devamına karar verildi. Bu aşamada tabii hep söylüyoruz, sadece bu bazı yerlerde söylenen işte AK Parti'de direkt tepeden isim söylenen o başkan olur, o direkt tepeden isim söylenen o milletvekili olur, o belediye başkanı olur gibi inanç var. Öyle bir şey söz konusu değil. Sizler de bu süreci çok iyi takip ediyorsunuz. En alttan başlıyoruz. İlçemizin temayülünden başlıyoruz. Daha sonra milletvekili temayülleri, bölge temayülleri, daha sonra genel merkez temayülleri ve en son birebir görüşmelerde bunu neticelendiriyoruz ve en uygun, en bu işe yakışacak ve hakikaten bu işi yapabileceğine kanaat getirdiğimiz arkadaşları buraya aday gösteriyoruz ve devam ediyoruz inşallah. Şimdi burada tabii birazdan inşallah Çapane ile Aslanapa'nın yeni ilçe başkanı adaylarımızı açıklayacağız. Fakat onlarla da birkaç şey siyasetle ilgili sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu dava bir geçmişten bugüne kadar gelen bir dava partisidir AK Parti. Bunu her zaman söylüyorum. Ben her cümlemin başlangıcı da budur benim. Bu parti bir dava partisidir. Bu davayı siz ne zaman başlatırsanız başlatın. İsterseniz 1071'den başlatın. İsterseniz Sultan II. Abdülhamit Cennet Mekan'dan başlatın. İsterseniz Cumhuriyet'ten başlatın. İsterseniz 14 Ağustos 2001'den başlatın. Ne zaman başlatırsanız başlatın. Netice Allah'ın dininin tamamlanacağı bir davanın partisidir. Bunu her zaman söylüyoruz. Bu parti 1071'de dediğimiz gibi başlatabilirsiniz. Roman Diyojen'e karşı duran komutanın dik duruşudur. Akşemseddin'in bugüne dair bir rüyasıdır bu aslında. Ve de Fatih'in denize sürdüğünün dik duruşudur. Temelinde Hacı Bektaş Eveli vardır, Akşemseddin vardır, Yunus Emre vardır. Temeli geçmişi çok derin kültürü olan bir partidir. Buna inanıyoruz. Ama bu arada hep gördüğümüz gibi bizim partimizin dışında özellikle Cumhuriyet Halk Partisi'nde maalesef olumsuz bir tavırlar söz konusu. Yani dışarıdan görüyoruz, yanlış algılar oluşturulmaya çalışılıyor. Bakınız, bugün 3.6 milyon Suriyeli Türkiye'de yaklaşık 10 yıla yakın zamandır bakan, 40 milyar dolara yakın para harcayan Türkiye'yken maalesef 10 bin, 20 bin tane bile mülteciyi kabul edemeyen Avrupa, bugün biz sırf kapıları açtık, yaman 250 milyon dolar gönderelim de, 250 milyon euro gönderelim de kapıları tekrar kapatın diye yalvarmaya başlıyorlar. Bugüne kadar nereden ne yapıyorlar? Bakın yine doğuda ve güneydoğudaki o kamplarda Türkiye bu insanlara olabildiğince en iyi şartlarda bakmaya devam ediyor ve edecek inşallah. Bu bizim kardeşliğimizin, ensarla muhacirin karşılığıdır. Bunun vermek zorundayız. Çünkü biz bunu yıllarca bize öğretilen dinimizin gereği de budur. Ensar onlar bunu muhacirse biz de ensarlığımızı göstermek zorundayız elhamdülillah. Ama yine son dönemde İsmi almaktan maalesef ağzımı şey yapmak istemiyorum, kirletmek istemiyorum. Bir milletvekili, nasıl bir vekil şekilde onu da söylemek istemiyorum. Kendisi Sayın Cumhurbaşkanımıza gerçekten çok ciddi manada hakaretvari cümleler atar etti. Ve bu hakaretvari cümleler karşılığını gördü. Sıkıntı yok. Mecliste de gördü. Sayın Cumhurbaşkanımızın avukatları vasıtasıyla görecek. Ama şu bir gerçek ki, demek ki burada ne CHP'nin ne diğer partilerin hiçbirinin devlet gibi, beka gibi, gelecek gibi bir kaygıların olmadığını gördük. Burada AK Parti gerçekten Cumhuriyetimizin niteliklerine de sahip çıkarak, geleceğimizin teminatı çocuklarımıza da sahip çıkarak, kadınlarımıza sahip çıkarak, esnafımıza, işçimize, memurumuza sahip çıkarak bu ülkeyi dik tutma, ayakta tutma ve güçlü bir ülke olma yolunda ilerlemeye devam edecek inşallah. Burada inanıyoruz. Tabi bunlar için sizler bizim için önemlisiniz. Sizler bizim teşkilatımızın birebir üyeleri, emekçileri, hepinizden Allah razı olsun. Vaktinizi ayırıyorsunuz, nakdinizi ayırıyorsunuz, geliyorsunuz buralara, bizlerle beraber çalışıyorsunuz. En önemli sırtınızdaki yük aslında sizlersiniz bu yükü kaldıran. Bundan dolayı çok teşekkür ediyoruz.